30 Ağustos Zafer Bayramı ve Kurban Bayramı'nın peş peşe gelmesiyle oluşan 6 günlük tatilin 28-29 Ağustos'unda dahil edilmesiyle 10 gün olması durumunda 1 milyon kişinin tatile çıkması ve 1 milyar liralık gelir elde edilmesi bekleniyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Kurban Bayramı'nın peş peşe gelmesiyle oluşan 6 günlük tatilin 28-29 Ağustos'unda dahil edilmesiyle 10 güne çıkma ihtimali bulunuyor. Bu ihtimal hem tatilcileri hem de turizmcileri heyecanlandırırken bazı vatandaşlar da 28-29 Ağustos'ta yıllık izin alarak tatillerini şimdiden 10 güne çıkardı. Turizm sektörü Kurban Bayramı'nın bu yıl talebin en yüksek olduğu dönem olan yaz sezonuna denk gelmesi dolayısıyla seyahat acentesinden oteline kadar tüm unsurlarıyla Kurban Bayramı'na hazır. İç pazarda yaşanabilecek ek talebe de tüm seyahat acenteleri ve Türkiye genelindeki oteller bugün itibariyle yanıt verebilecek durumda. Ramazan bayramı dönemindeki talep bayram süresinin kısa olması nedeniyle 2016 yılından düşük kalmıştı. Kurban bayramı ise cuma günü başlayıp pazartesi günü sona erecek. Ancak 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil ve hemen sonrasındaki günde Kurban Bayramı arifesi. Dolayısıyla Zafer Bayramı ile Kurban Bayramı'nı şimdiden birleştiren birçok vatandaş var. Bayram tatilinin uzatılmasına ilişkin bir karar alınması, son dakika rezervasyonları da olumlu etkileyebilir. 2016 yılı Kurban Bayramı döneminde seyahat acenteleri kanalıyla tatile çıkan kişi sayısı 700 bin civarında gerçekleşmişti. Bu yılda tatil süresinin uzaması ve son dakika rezervasyon taleplerinin artması durumunda 1 milyonun üzerinde vatandaşın tatile çıkması ve 1 milyar lira gelir elde edilmesi bekleniyor.